Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sayın bakanlarım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı KOSGEB'in bütçesi hakkında AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Gazi Meclisi ve aziz milletimizi selamlıyorum. Öncelikle Hakk'ın rahmetine kavuşan sayın vekilimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, en son yayınlanan TÜİK istatistiklerine göre KOBİ sayımız bir önceki yıla göre %8.2 artarak 3.568.000'e ulaşmıştır. Bu KOBİ'lerin ekonomiye yapmış olduğu katkılara baktığımızda istihdamın %71'ini, cironun %44'ünü, üretim değerinin %37.3'ünü, katma değerin ise %35.5'ini karşıladığını görüyoruz. Bu çerçevede KOSGEB özellikle KOBİ'ler eliyle ekonomimize ivme kazandıracak, toplumsal kalkınmaya katkıda bulunacak şekilde cari açığı azaltacak, ithal ettiğimiz ürünlerin yerli üretimine, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin seri üretimine ve ticarileştirilmesine, KOBİ'lerin ihracata yönelmelerine ve özellikle düşük maliyetli finansmana erişimlerine odaklanmıştır ve bu çerçevede desteklerini vermeye devam etmektedir. KOSGEB bu hedeflere ulaşmak için bir taraftan yerli üretimden girişimciliğe, diğer taraftan da özellikle pandemi, deprem, sel felaketi gibi olağanüstü durumlarda KOBİ'lerimizin zararlarını tazmin etmek için acil ve hızlı destek programları yürütmektedir. Bu çerçevede birkaç tane destek programından bahsetmek isterim. Özellikle teknolojik ürün yatırım destek programı kapsamında Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkmış ve ithal etmiş olduğumuz stratejik ürünlerin yerli üretimini desteklemek üzere KOBİ başına 10 milyon TL'ye kadar destek vermektedir. Yine işbirliği destek programı kapsamında gerek KOBİ'lerin kendi arasında, gerekse KOBİ'lerin büyük ölçekli işletmelerle yapmış olduğu rekabet avantajı sağlayacak ve karşılıklı fayda üretecek, işbirliği kültürünü arttıracak projelere KOBİ başına yine 10 milyon TL'ye kadar destek vermektedir. KOSGEB girişimcilik destek programı kapsamında özellikle öncelikli sektörlerimizde yeni işini kuran girişimcilerimize İleri Teknoloji Programı kapsamında 375 bin TL'ye kadar iş kurma desteği vermektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, KOSGEB düzenli olarak vermiş olduğu, yürütmüş olduğu bu programlarla birlikte pandemi sonrasında mikro ve küçük ölçekli işletmelerin genç istihdamına katkıda bulunmak için 90 bin tane gencimizin istihdamına destek olmuş durumdadır. Yine depremden etkilenen 11 ilimizde yaklaşık 12.400 işletmeye 4.1 milyar TL destek ödemesi yapmıştır. Az önce zikredilen bir rakamı da kayıtlara doğru geçmesi açısından revize etmek isterim. KOSGEB Kasım 2023 tarihi itibariyle 56 bin işletmeye değil 85 bin işletmeye toplamda 9.36 milyar TL destek ödemesi yapmıştır. Gerek KOSGEB'in gerekse KOSGEB dışındaki diğer kurumlarımızın vermiş olduğu, KOBİ'lere vermiş olduğu destek, teşvik, vergisel muafiyetler sonucunda özellikle ihracatçı girişim sayımızda bir önceki yıla göre %14.2 artış göstererek 94 bin KOBİ'mizi ihracata yöneltmiştir. Yine benzer şekilde girişim başına düşen katma değer bir önceki yıla göre %30.4 artarak yaklaşık 270 bin TL'ye çıkmıştır. Değerli milletvekilleri, bu iyileştirmeler özellikle pandemi sürecinden sonra olması hasebiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın pandemiyle birlikte hızlı aksiyon alınması adına vermiş olduğu talimatlar sonucunda kurum ve kuruluşlarımızın almış olduğu pandemi tedbirleri ve pandemi destekleri sonrasında bu gelişmelerin olduğunu ve bu rakamı da önemsediğimi ifade etmek isterim. Yine TÜİK'in yenilik araştırmasına baktığımızda 2018-2020 yılları arasında
özellikle orta ölçekli işletmelerimiz %46.7'sinin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunduğu, yeni ürün geliştirdiğini görmekteyiz. Bunun da özellikle KOBİ'lerimizin teknolojiyle, Ar-Ge ve yenilikle büyümeye yöneldikleri açısından bunu da önemsediğimi ifade etmek isterim. Bu vesileyle sanayimizin gelişmesine, teknolojik ilerlememize özellikle liderlik yapan, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, katkı yapan Sayın Bakanımıza ve değerli bürokrat arkadaşlarımıza teşekkür ediyor. Bu vesileyle Ticaret Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bütçesinin hayırlı olmasını diliyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.